Merhaba değerli dostlar. Lipos-Lier maçına tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta almış olduğumuz acı mağlubiyetten sonra bu hafta tabii ki o acıyı unutturmak istiyoruz. Geçen haftanın son derece düşük performansına sahip olan Tahir Soyak. Tahir Bey, görüşlerini alalım. Şu anda YouTube'dasın, canlıdayız. Evet, geçen hafta son derece performans olarak son derece kötüydü. Evet, şu anda her iki takım da sahada ısınmaya başladılar. Tabii ki bizim Türk oyuncularının hastalığı olmazsa olmazlardan son dakika sahaya çıkacaklar. Isınma yok, koşma yok. Sadece bir geçen haftanın formsuz oyuncularından Tahir Soyak. Merhabalar Ömer Bey, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar size de. Şu anda maskeden dolayı sesimiz biraz değişik gelebilir. Sadece evet, sadece aynen Ömer Bey, doğru maç. Nasıl? Yok. Cüzdanım da yok. Cüzdanımı da getirmedim maalesef. Evet. Geçen haftanın acı mağlubiyetini unutturmak için bu hafta tabii ki maçı kazanmamız lazım. Daha ısınma aşamasında hakemi de göremiyorum. Hakem de ortalıkta yok. Tabii ki şu anda şöyle çekelim. Şöyle, türbinler maalesef yasak. Sadece şu anda 2-3 kişi var izleyen. İzleyici almıyorlar. Şeyleri kapatıyorlar. Şöyle çekebilirim isterseniz. Tabii ki şu anda hem YouTube'dan canlı yayın çekiyoruz hem de diğer telefonumuzla canlı çekim gerçekleştiriyoruz. Maalesef oturma yerlerini kapatıyorlar. Bildiğiniz gibi koronadan dolayı maalesef oturmak kesinlikle yasak. Sadece ayakta bekleyip izleyebilirsiniz. Tabii ki taraftarlar da yavaş yavaş geliyorlar. Daha yaklaşık maça şöyle yapalım bakalım kaç dakika var. Ekranda gördüğümüz kadarıyla 3 dakikalık bir zaman var. Tabii ki hakem ortalıkta yok. Her iki takım da şu anda ısınmaya başladı. Tabii ki bizim takımdan şu anda 2 kişi var. Emrah Çınar ve Tahir Soyak. Evet, gecenin futbolcularından 11 numarayla Tahir Soyak. Emrah, dönebilir misin? Ve 20 numarayla Emrah Çınar. Tabii ki diğer oyuncuları da bekliyoruz. Onlar da sahaya çıkmadılar. Soyunma odasındalar. Evet, rakipler Faslı oyuncular yanılmıyorsam. Fizik olarak bizim futbolcularımızdan biraz daha üstünler. Tabii ki gördüğüm kadarıyla hepsi genç. 18-20 yaşlarında gençlerden oluşuyor anladığım kadarıyla. İşlerinde bir iki tane yaşlı var. Bu geceki maç gerçekten çok çekişmeli olacak gibi görünüyor. 2, 4, 6, 8, 3, 5, 6, 7. Evet, karşı rakip oyuncular yaklaşık 9-10 kişiyle gelmişler. Normalde 4 oyuncu 1 fut kaleciyle toplam 5 kişi sahada yer alıyor. Tabii ki karşı tarafta oturanlar ise yedek oyuncular, antrenör ve işte varsa masörleri veyahut doktorları. Tabii ki hakem bekliyoruz. Hakem daha gelmedi. Şöyle bir tekrar yeni türbünler dolmaya başladı. Gençler. Ardahanlı gençler. Gençler, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Ya her hafta hep sakatlar gelmek zorunda mı? İzle. Bir de sağlamlar gelsin. Evet, gençlerde tabii ki burada gördüğünüz gibi sakat olanlar. Kimisi elinden, kimisi bacağından, kimisi ayağından. Emre, 5 euro. Cüzdanım yok yanımda. Vallahi. Sonra gençlere sor. Başkanım. Evet. Ve tabii ki Lipos-Lier'in kalecisi Ali Taşpınar. Teknik direktör Burak Çınar. Tekrar geri sahaya dönüyoruz. Evet, tabii ki bekliyoruz. Şöyle bir şey var. Daha önceden de anlattığım gibi bu oyunun kuralları biraz daha değişik. Kaleci sadece taçtan gelen topa bir defa dokunmak var. Onun haricinde geri top kaleciye dönme kesinlikle yasak.
Kaleci orta sahayı geçtikten sonra topla serbest oynayabilir. Orta sahayı geçmeden kaleci kesinlikle topa dokunmak yasak. Evet, şu anda hakem sahaya geldi. Şu anda listeyi tutuyor. Hani benim şöyle söyleyebilirim sizlere, benim ligden atılmama sebep olan, kavga ettiğim hakem şu anda bizim maçımızı yönetmeye gelmiş. Tabii ki aradan yaklaşık bir 2-2,5 yıl falan geçti yanılmıyorsam. İşte futbol bazen bir anda sinirle her şey değişebiliyor tabii ki. Maç şu anda başlamadı. Aynen başlamadı. Şu anda ısınma yapıyorlar. Hakem oyuncuların kontrolünü yapıyor. Kimliklerini, isimlerini kontrol ediyor. Ondan sonra oyunu başlatacak. Çünkü normalde yazılmamış oyuncular oynatmak kesinlikle yasak. Kimliklerini alıyor, nüfus cüzdanlarını oradan kontrol ediyor. Ona göre oyunu başlatacak. Ve tabii ki yaklaşık bir, yanılmıyorsam 2 veya 3 dakika içinde tabii ki maça geçebiliriz. Evet, şu anda hakemin de ödemesini burada önden alıyorlar. Merhabalar, merhabalar, hayırlı akşamlar. Hatice, Hatice. Evet, kalecimiz Ali Bulut. Bakalım önceki haftalara nazaran bu haftaki performansın nasıl olacağını tabii ki bizler de merak ediyoruz. Evet, Kardelen Kardelen, merhaba arkadaşlar, size de hayırlı akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, şu anda hakemin son kimlik kontrollerini yapıyor oyuncuların. Ondan sonra oyuna başlayacağız normalde. Listede ismi olmayan... Tamam, okey. Listede ismi olmayan oyuncuları kontrol ediyor. Oynatmak kesinlikle yasak. Mecbur kayıtlı olması gerekiyor. Ligde ismi yazılı olması gerekiyor. Sonuçta bir burası oynadığımız lig, profesyonel bir lig. Evet. Bizim oyuncularımızda ısınma gibi bir şey yok anladığım kadarıyla. Biz Türkler her zaman sıcakkanlı insan olduğumuz için maça önceden ısınmış olarak başlıyoruz. Ama görmüş olduğunuz gibi rakip hiç boş durmuyor. Şutlarla tabii ki kaleyi ve kaleciyi yokluyorlar. Güzel şutlar, güzel denemeler. Gördüğünüz gibi çok sert şutlar var. Evet, arada top bize kadar ulaşıyor. Evet, hakem düdüğü çaldı ve tabii ki topu santra noktasına alıyoruz. Ve evet, gördüğüm kadarıyla şu anda bizim oyuncularımız, kalenin kenarında bir açıklık vardı, onu düzeltti. Evet, kaleleri sabitliyorlar yere. Çünkü futbol maçından önce basketbol maçı vardı. Evet. Şu anda Mustafa kardeşimiz kalenin sabitlemesini gerçekleştiriyor. Ve onun ardından tabii ki santra vuruşuyla oyunumuzu başlatacağız. Evet, normalde önceden hazır olması gerekiyor kaleler ama maalesef bugün nedense kaleler buranın çalışanları tarafından hazırlanmamış. O yüzden birkaç dakikalık bir gecikmemiz oldu. Evet, hakem de maalesef şu anda onu bekliyor.
Çalışan, buranın çalışan elemanlar normalde önceden kalenin sabitlemesini gerekirken kaleler sabitlenmemiş. O nedenle tabii ki futbolcular sabitlemeyi gerçekleştirdi. Hey, bir kişi çıkın hey. Evet. Ve hakem evet, kaptanı çağırdı ve yazı tura attı ve bakalım ilk vuruş hangi taraftan gelecek diye bekliyoruz. Ve ilk vuruşu tabii ki bizim takımımız yapıyor. Lipos Lir. Gerçekten gecenin en çekişmeli maçlarından olabilecek bir maç. Tabii ki karşı rakip gerçekten çok güçlü gördüğüm kadarıyla. Tamamen gençlerden oluşan bir takım. Evet, tabii ki biz de hemen. Bu ligin özelliği ise bildiğiniz gibi geçen haftalarda da size söyledim. Evet, gördüğünüz gibi top ona kadar ulaştı. Aynen, Kolina'ya harbiden benziyor hakem. Evet, çok biraz önce toptan dolayı lafımız yarıda kaldı. Çok süratli geçen bir maç oluyor. Her ne kadar 4 kişi olsa da az olsa da sahanın küçüklüğünden dolayı sürekli bir o kalede bu kalede mücadele devam ediyor. Evet, faul bize. Diye bakıyorum. Hayır. Taç, evet, taç bizim. Evet, ilk tacımızı yaptık. Tabii ki burada 6 faulle bir evet, güzel bir uzun top Mustafa Emin Çiftçi'den. Direkt kaleciye kadar ulaşan bir top. Gördüğünüz gibi evet, Mustafa'dan güzel bir çalım. Hoş geldin ciğerim, nasılsın, iyisin, hayırlı akşamlar. Evet, şu anda top bizde. Kerim aldı topu. Tabii ki oyuncularımızı rahatlattı. Bazen bu da gerekli. Şöyle yapalım, biraz ekranımızı yükseltelim. Evet, şu anda ekranla oynamak. Tamam, şu anda ekranımızı düzelttik ve çekimimize dönebiliriz. Biraz önce topun çarpmasıyla tabii ki kameramızda bir dönme oldu. Evet, rakip oyuncular ilk korneri kullanıyorlar. Cuma günü normalde yanılmıyorsam 21.30'da bir üst lig maçı, Kosov-Lirin maçı var. Cuma akşamı Belçika saatiyle 21.30'da, Türkiye saatiyle 22.30'da yine bir canlı yayınımız var bir üst ligde. Tabii ki o canlı yayınımızı, o maça da sizleri de bekleriz. Evet, çok güzel bir hareket. Süpersin. Fazla faul yapmayın beyler. Güzel güzel. İyi bu. Ha, buraya yazsana. O şey, yanında telefonun var mı? Boş, onları bir dakika söyleyeceğim. Onları bana şey at WhatsApp'tan. 14 önemli noktaları çıkartabilmem için. Çünkü şeyi almayı unuttum, listeyi almayı unuttum yanıma. Boş. Aradı sandalye boş. 14 gönde. 14 yaz, tamam, boş. Anlıyor musun? Bir şey yazmana gerek yok. Tamam.
WhatsApp'tan attığın zaman ben söylediğim zaman numara söyledim. Onları sen WhatsApp'tan bana tek tek at. Çünkü önemli noktaları çıkartabilmem lazım. Evet, rakipten gelen bir faul. Şu istersen burada otur, fark etmez. Evet, şu anda skor 0-0. Şu anda her iki takım da çok dikkatli olmak zorunda. Bildiğiniz gibi ilk yarıda gelen 1 veya 2 gol takımın tamamen Hey! Evet. Top rakip oyuncularda. Evet, taçmış. Faul değil, güzel. Faul olmaması da önemli son derece. Bildiğiniz gibi 6 faulden bir penaltı atışı var. Evet. Emrah Çınar da şu anda top. Emrah Çınar'dan Kerim'e tekrar. Evet. Avuta giden bir top. Hayır, taç. Evet, anladığım kadarıyla taç. Evet. Rakip oyuncular taç vuruşuyla başladılar. Emrah Çınar'dan güzel bir hareket. Güzel durdurdu. Taç rakip oyuncularda. Evet, Ali Bulut'tan muhteşem bir kurtarış. Süpersin Ali. Evet. Ali Bulut gerçekten köşeden güzel bir top çıkarttı. Evet, Kerim'den Emrah Çınar'a. Emrah Çınar'dan ara pası maalesef başarısız oldu. Rakip de oyuncu, rakip kaptı. Tekrar Kerim aldı. Güzel bir hareketle döndü. Evet, Ege'den tekrar Kerim'e. Evet, top bizim. Taç bizde. Rakip oyuncuların yedekte 4 oyuncuları var gördüğüm kadarıyla. Evet, gördüğünüz gibi kaleciden tek vuruş. Maalesef uzun süreli kaleci ayağında topu tutamıyor. Evet, Kerim'le. Evet, tabii ki arada gözden kaçırdık. Talas Oyak oyuna girmiş ve Ege Mert çıkmış anladığım kadarıyla. Evet, Ali Bulut'tan yine muhteşem bir kurtarış. Tabii ki ve dışarı giden bir top ve korner. Rakip oyuncular korneri kullanacak. Güzel, Emrah'tan güzel hareket. Tebrikler Emrah. Evet, kaleci çıktı ve tehlikeli olabilecek golü önledi. Evet, Mustafa ile tekrar taştan başladı oyun. Top Kerim'de. Evet, şu anda Tala Soyak aldı. Tahir Soyak ve Egemert dışarı çıkmışlar. Evet, tabii ki yine hakemler her zaman önümüzde dolaşıyorlar maalesef. Evet, faul bizim, güzel bir nokta. Biraz uzak mesafe ama hiç yoktan iyidir. Tabii ki ilk faulümüzü de almış olduk bu arada. Tahir, seni sahada görmem lazım koşanda. Öyle kenarda koşmayla olmuyor bu işler. Evet, topun başında Emrah Çınar. Evet, kaleciden muhteşem bir kurtarış. Tam 90'a giden topu güzel çıkarttı. Hoş geldin bak kardeşim. Evet, yaklaşık da 35 dakikalık bir süremiz var. Tabii ki ilk yarı için. Evet, Mustafa'dan güzel hareket.
Gördüğünüz gibi top bir o kalede, bir bu kalede. Her iki tarafta. Evet. Kerim'den yapılan, rakip oyuncuya yapılan bir faul. Top rakipte tekrar. Bayağı uzak bir mesafe. Tabii ki burada uzak mesafenin pek önemi yok. Evet, kalecimizden güzel bir kurtarış. Tebrikler Ali Bulut. Evet. Tekrar top Taç'a gitti. Rakip Taç vuruşuyla başlattı oyunu. Ve tabii ki avuta giden bir top. Güzel. Evet, Mustafa'dan Tala'ya. Tala topu sürüyor. Evet. Şu anda topu kötü. Evet, Tahir Soruk'tan güzel bir müdahale. Tebrikler Tahir. Muhteşem bir müdahale. Son derece kritik bir müdahale. Yani 2'ye 1 yakalanmıştık. Yani gol bile olabilirdi. Ama güzel önledi. Tebrikler. Evet, tekrar top rakipte. Evet, Tahir Soyak'tan başarısız bir ara pası yine tekrar. Evet, güzel güzel. Evet, top tekrar Mustafa'da. Mustafa aldı, Tala koşuyor. Tekrar Emrah Çınar'da top. Evet, tekrar geri Tahir'e. Tekrar Tahir'le oynadım. Evet, güzel. Evet. Evet, kaleciyle taç vuruşu başladı tekrar rakipten. Emrah Çınar'dan güzel bir araya giriş. Ve maalesef başarısız olan bir pozisyon tabii ki. Teşekkürler, hayırlı akşamlar. Evet. Mustafa Emin araya girdi tekrar. Evet. Evet, kalecimizden Ali Bulut'tan gerçekten muhteşem bir kurtarış. Bravo Ali, bravo. Bir önceki maçlarımda da söylediğim gibi tabii ki bazen bir kaleci maçın kaderini bile değiştirebiliyor. Ve yine muhteşem bir kurtarış tabii ki. Evet, güzel. Evet. Top out'a gitti. Evet, oyuncumuz değişti. Evet, şu anda defansta top çeviriyor arkadaşlar. Talha'dan Yusuf. Evet. Evet, korner bizim. Güzel. Evet. Mustafa'dan tehlikeli hareketle şu anda 3. faulünü kullanıyor rakip oyuncular. 22 yazsana. 22. Evet. Direkt kaleye şut denemesi ve tabii ki dışarı giden top bizim için
tabii ki rahatlatıcı oldu. Bazen arada dinlenmek gerekiyor oyuncularımızın tabii ki. Buna da ihtiyacı var. Yaklaşık birkaç dakika sonra devre arasına gireceğiz. Sür Tala, sür. Evet, Tala oyunu tekrar başlattı ve Mustafa'ya döndü. Mustafa'dan tekrar Talha'ya. Evet, şu anda Tala aldı topu. Evet, Tala'dan. Evet, süper. Tahir aldı topu. Evet, kaybedilen top. Evet, Tahir yine bugün yine formu pek yerinde değil anladığım kadarıyla ve tabii ki mecburen rakibini faulle durdurmaya çalışıyor. Evet. Bu gece kalecimiz Ali Bulut ve oyuncumuz Talha Soyak şu anda formları son derece gayet iyi. Ali'nin yapmış olduğu kurtarışlar, Talha'nın da sürmüş olduğu toplar tabii ki takımımızı ister istemez rahatlatıyor. Evet, Mustafa'dan güzel bir hareket. Oo, çok tehlikeli hareket. Bakalım buradan ne çıkacak. Evet, kolay giden bir pozisyon ve tabii ki arkadan yapılan bir müdahale. Evet, Tahir Soyak yerde kaldı. Çok uzak bir mesafe maalesef. Ve topun başında Yusuf Altun. Evet. Kaleciden ve oyuncudan dönen top. Şu anda kornere gitti. Korner bizim. Ve tabii ki belli bir mesafe aralık olması gerekiyor. Evet, Mustafa'dan yap. Top kaybı tekrar. Evet, korner. Korner uğuşuyla tabii ki rakip oyuncular hemen başladı. Ortayı boş bırakmayın. Dışarı kaçan bir top. 28. Evet, 28. Evet. Şu anda korner vuruşuyla oyun başladı. Ve top tekrar karşıda rakip kaleciye ulaştı. Döndü. Ve dışarıda da çok şiddetli bir şekilde yağmur var. Tabii ki bilemiyoruz şu anda yayınımızın sesi ve görüntü kalitesi nasıl. Bildiğiniz gibi aşırı yağışlarda İster istemez internetten dolayı aksaklıklar, kesiklikler olabiliyor. Ve şu anda da dışarıda güzel bir yağmur var. Sesi buraya kadar geliyor. Evet. Kaleciden Yusuf Altun'a. Evet. Ara pası güzel Kerim'e. Evet. Evet, geri tekrar Kerim'e döndü Tala Soyak. Tekrar top Tala Soyak'ta. Şu anda. Evet, arkadan yandan yapılan bir müdahale maalesef. Evet, Ali'den gerçekten muhteşem bir kurtarış. Tabii ki onu görüntüleyebildik mi bilemiyorum. Tabii ki top durmadan kullandıkları için top ister istemez el değişti ve top bizde. Evet. Rakip oyuncular acele ettiler. Topu durmadan hemen vuruşla başlattılar ve tekrar top elle işti. Şu anda Ege Mert'i iki kişi sıkıştırdı. Bakalım çıkabilecek mi? Maalesef topu kaptırdı Ege Mert. Ve işte beklenmedik gol. Kalemizde gördük maalesef. Ve 29 yapabilirsin. Abi. Ege, çalıma girmene gerek yok. Evet, Ege'den gelen büyük hata ve tabii ki
Sonunda topu kalemizde gördük maalesef. Evet, tekrar süratli bir şekilde çıktılar rakip oyuncular ve evet, Tala'dan gerçekten muhteşem bir müdahale yine. Tebrikler Tala. Evet, uzaktan şut denemesi ve tabii ki dışarı giden bir top. Evet, tekrar Ege ile başladı. Evet, top Tala Soyak'ta. Evet, oyuncularımız şu anda ilerliyorlar. Güzel bir çalım. Evet, taç bizim. Güzel denemedi. Maalesef aradan sıyrılamadı oyuncumuz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şu anda skor 1-0, gerideyiz. Ege Mert'in girmiş olduğu çalım sonrası iki kişi arasından topu kaptırdı ve tabii ki topu kalemizde gördük. Ve yine 2-1 yakalandık. Umarım buradan yine bir gol gelmez. Evet, dışarıya giden bir top. Evet, pozisyonu kaçırdık orada. Evet, Ali Bulut tekrar oyunu başlattı Kerim'le. Ege Mert çıktı ve yerine Emrah Çınar girdi oyuna. Evet. Evet, arkadan itme kesinlikle yasak ve tabii ki uzak bir mesafe. Buradan gol gelir mi dersek belli de olmaz. Tabii ki tekrar Kerim Tala ile paslaşarak başlattı oyunu. Tekrar Tala Soyak'ta top. Evet. Evet, Tala Soyak yerde ve maalesef. Evet, yine bir ara pası ve avuta giden bir top. Evet, kaleci vuruşunu bekliyoruz. Ve Tala Soyuk'la tekrar oyun başladı. Emrah Çınar. Tekrar Tala Soyuk'a döndü. Yusuf Altun. Tekrar Talha Soyak. Evet. Çok tehlikeli bir nokta. Tabii ki buradan bir gol bekliyoruz. Şöyle ki devre arasına giderken bir birlik skorla gitmek tabii ki güzel olur. Şu anda 1-0 skor. Gerideyiz maalesef. Ege Mert'in kaptırdığı top sonrasında gelen bir gol ve takımımızı 1-0 geriye düşürdü. Buradan bir gol gelirse evet, güzel bir şut ama maalesef defanstan döndü tekrar. Evet, kaleci ve iki oyuncu birden oyuncumuz arkadan baskı uyguladı. Yine kaptırılan bir top. Evet, top bizde, taç. Rakip oyuncunun topuna çarpıp top taca gitti. Yaklaşık bir iki dakika sonra, bir veya iki dakika sonra devre arasına gireceğiz.
Evet. Devre arasına gitmeden bir gol bekliyoruz ama maalesef istediğimiz futbolu bugün ortaya koyamıyor oyuncularımız. Tabii ki yine de defans olarak defans sağlam, güzel kurtarışlara imza attılar. Evet. Taç bizim. Evet, Yusuf Altun çıktı ve yerine Mustafa Emin Çiftçi tekrar sağda. Talas Ayak taç vuruşunu tekrar Kerim'le başlattı. Kerim'den Emrah Çınar'a. Tekrar Kerim'le top. Evet, şu anda top aldı. Talas Ayak ve sürmeye ilerlemeye başladı. Tabii ki arkadan yapılan bir müdahale. Tekrar topu kaptırdı Talas Ayak ve 2'ye 1. Maalesef çok... Evet, 36 yaz. Evet. İlk yarıya giderken Ali Bulut gerçekten ama gerçekten muhteşem bir kurtarışa imza attı ve tabii ki gol olacak bir topu çıkarttı. Tebrikler Ali Bulut. Biz de tabii ki bu arada mola verelim ve bir su molası verelim. Maske dolayısıyla tabii ki ağzımız çok çabuk kuruyor. Umudumuz ondan yana. Tabii ki şöyle yapalım. Şöyle bir de dönelim bakalım taraftarlardan artış var mı diye bakalım. Balcı. Aynen ya. Cuma temsi. Cuma temsi. İnşallah. Evet. Cuma akşamı Burak ve Barış kardeşimizle temsiye deplasmana gideceğiz. Bu arkadaşlar da bir üst ligde mücadele veriyorlar. Bunlar da Posoflu gençlerin kurmuş olduğu başka bir takımın oyuncuları. Burak Balcı ve Barış Öztürk. Evet. Evet. Geçen haftanın yıldızlarından Koçak bankta oturuyor. Buyurun Mehmet Beyler. Tabii ki arada oturan gençler de diğer takımın, Posoflu gençlerin kurmuş olduğu Posoflier'in oyuncuları. Onların da Cuma günü, Cuma günü maç kaçta saat? Cuma günü 21.30'da deplasmanda maçımız var tekrar. Bir sonraki canlı yayında deplasmandan yine sizlerle birlikte olacağız. Ve tabii ki hakem topu aldı ve orta sahaya doğru geliyor. Normalde şu anda sahada mücadele veren takım kendileri üst lige çıkmayı tercih etmediler. Üst ligin kondisyonu biraz daha yüksek ve tabii ki oyuncular da eksik olduğu için bir üst ligde fazla oyuncu bulundurmanız gerekiyor. İki yedek takım olması gerekiyor. Ve düdük sesiyle birlikte ilk vuruş geldi. Rakip oyuncu başladı. Ve 1-0'lık yenilgiyle ikinci yarıya başladık. Tabii ki maskeyle maçı anlatmak gerçekten son derece zor. Tabii ki sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Ve konuştuğumuz sürece de ağzımız çok çabuk kuruyor. İster istemez arada sık sık su içmemiz de gerekiyor tabii ki. Evet. Rakip ikinci yarıya gerçekten baskılı başladı. Evet, Mustafa'dan muhteşem bir müdahale. Güzel bir... Evet. Gerçekten muhteşem bir kurtarış. Tebrikler. Gerçekten kaleye giden topu son saniyede çıkardı kalecimiz. Tebrikler. Tabii ki orada pozisyonu kaçırdık. Mustafa'dan mı geldi müdahale? Kaleciden mi geldi? Onu tam olarak görmedik hakemden dolayı.
Evet, uzaktan şut denemesi ve tabii ki dışarı giden, boşa giden bir top. Bizim için son derece önemli tabii ki. Takımımızın ister istemez dinlenmesine ve rahatlamasına. Evet, şu anda top Tahir Soyak'ta. Korner. Evet, şu anda Emrah topu Kerim'e bıraktı. Bakalım. Evet. Out. Top kaleciyle tekrar başlıyor. Evet. 38 yaz. Evet, Mustafa'dan güzel bir baskı. Tabii ki futsalın özelliği ise sert olması ve çok sık hakemin düdüğe gitmemesi ve oyunun akışını durdurmaması. O da ister istemez tabii ki futbolun seyrini biraz daha üst seviyeye çıkarıyor ve futbol süratli bir şekilde bir o kalede bir bu kalede mücadele içine geçiyor. Ve tabii ki bu gidiş gelişler esnasında ister istemez oyuncularımız çok çabuk yorulabiliyor. Çok sık değişmek gerekiyor. Evet, çok şık hareket. Evet, ve 2-0. Beklenmedik bir gol. Evet, Ali Bulut. Yapabileceği bir şey yok, sağlık olsun. Tabii ki söylediğim gibi maçın başında da rakip oyuncuların kondisyonu bizim oyuncularımıza nazaran daha üst seviyede. Gençlerden oluşan bir takım. Çok hızlı koşuyorlar. Ve tabii ki bizim oyuncularımız da her zaman klasik Türk erkeği misali göbekli sahada yer alıyorlar. Ve Kerim'den güzel bir mücadele. Maalesef öyle. Bu gece çok kötü bir futbol var sahada. Oyuncularımız bu gece son derece kötü bir oyun sergiliyorlar. Hani tabii ki futbolda her zaman iyi oynayacaksınız diye bir şey yok. Evet, Emrah'tan gelen güzel bir baskı ve taç bizim. Evet, Emrah'tan tekrar Mustafa'ya, Mustafa'dan tekrar Kerim'e, Kerim'den tekrar Emrah'a. Evet, burada sık sık top çevirmeniz önemli, son derece önemli. Tabii ki topu kaptırmamanız da bir o kadar önemli. Evet. 43. Mustafa'dan güzel bir şut ve kaleciden dönen güzel kurtarış. Penaltı! Penaltı! Evet, ceza sahası içinden mi, dışından mı diye bakıyoruz. Ama maalesef dışından dedi. Bana göre penaltıydı. Tabii ki tam olarak da göremedik. Sonradan yayınımızı izlediğimizde pozisyonu görebiliriz ancak. Evet, bakalım kaleye mi şut gelecek yoksa... Evet, Emrah'tan şut denemesi ve maalesef dışarı giden bir top. Tabii ki söylediğim gibi bir veya iki golü atan takım her zaman rahat oluyor ve karşı rakip ister istemez stres yapıyor ve oyundan bir kopukluk oluyor. Tabii o kopukluğun vermiş olduğu bir stres de fazla baskıyı getirmiyor açıkçası. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle işte 3'e 1 yakalanabiliyor oyuncularımız ve 3-0'lık bir skor. Evet. Evet. Maalesef 3-0 geriye düştük. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Tabii ki bazı arkadaşlarımız
böyle gidip spor salonlarında fitness yapmayla da halı sahada top koşturmanın bir olduğunu sanıyorlar ama maalesef öyle değil. Evet, korner ama... Evet, Tahir ve Talha Soyak. Emrah'tan tekrar Mustafa'ya. Mustafa'dan Talha Soyak'a. Evet, şuradan bir gol gelmesini bekliyoruz maalesef. Maalesef bir gol. Evet, hakeme çarpan top. Evet, hakem ister istemez oyunu durdurdu tabii ki. Şu anda skor 3-0 ve yaklaşık bir 18 dakikalık bir süre kaldı maçın bitimine. Tabii ki Mustafa'dan canlı başla mücadele. Tebrik ediyorum. Gerçekten gecenin oyuncularından Mustafa. Evet. Avuta giden bir şut. Güzel. Bu gece gerçekten son derece Mustafa ve Talha oldukça mücadele veriyorlar ve maalesef diğer oyuncularımız bu gece biraz tam formlarında değil diyebiliriz. Evet, kalecilerinden güzel bir kurtarış. Evet, Talha Soyak'tan şut denemesi ve maalesef dışarı giden bir top. Kalenin önünden ve dışarı giden bir top. Önü bomboş. Tabii ki süratli gelen topa vurduğunuzda her zaman gol olacak diye bir şey yok maalesef. Evet, taç rakibin. 46. Evet, gördüğünüz gibi rakip oyuncular son derece süratli. Ve skor 4-0 maalesef. Evet. Söylediğim gibi rakip oyuncular son derece süratli. Bizim oyuncularımız maalesef sürat konusunda biraz yetersiz kalıyorlar ve tabii ki rakip oyuncuyu takip edemiyorlar. Etmekte de zorlanıyorlar. Bu arada Mustafa'dan güzel bir müdahale. Emrah Çınar'dan çok kötü bir pas. Evet, şimdi rakip 4-0'lık skorun vermiş olduğu avantajla şimdi topu çevirecek tabii ki. İster istemez. Hey! Evet, çok kötü bir faul diyebiliriz. Maalesef dışarıdan oyuncuların yanında olduğum zaman müdahale edebiliyorum ama buradan maalesef müdahale etme şansım yok. Aksi takdirde ister istemez dışarı atılabilirim. O yüzden fazla müdahalede bulunmak istemiyorum açıkçası. Çünkü tribünden gelen bir müdahale kurallar gereği ister istemez bizi dışarı attırmaya gidebilir. Tut. Evet. Top kalecimize kadar geldi. Ali Bulut'ta. Taş vuruşuyla tekrar başlıyor oyun. Evet. Evet, tekrar Mustafa'dan geri kaleye dönüş. Hadi be, direkten geri gelen top. Bu kadar şanssızlık olmaz yani. Evet, Talha Soyak'tan baskı. Çok uzak bir mesafe. Hani 4-0'lık bir yenilgi. Ve yaklaşık bir 15 dakikalık bir süremiz var. Evet, Mustafa'dan dışarıya şut. Sağlık olsun. Tabii ki gençlerin kondisyonu bizim oyuncularımıza nazaran daha üst seviyede. Çok süratli koşabiliyorlar. Evet, Talha Soyak'tan müdahale.
Gerçi gereksiz bir müdahale. Tabii ki futbolda taktiksel faul bazen o da gerekli. Evet, direkt kaleye çekilen bir şut ve top out'a gitti. Evet, Talas Oyak. Evet, sürekli kaptırılan top. Evet, dışarı giden top out. Tekrar Talas Oyak'la başladı kalecimiz Ali Bulut. Penaltı. Evet, penaltı. Evet, penaltı. Talas Oyak'a yapılan, kaleci tarafına yapılan müdahalede Talas Oyak yerde kaldı ve penaltı. Evet. Yusuf şu anda topun başında. Altın gibi bir gol gelecek mi? Evet. Şu anda skor 4-0 ve penaltı. Bizim topun başında Yusuf Altun. Evet, biz de şu anda tabii ki kamerayı bıraktık ve maçı seyrediyoruz. Penaltıdan bir gol bekliyoruz. Bu kadar şanssızlık gerçekten olmaz yani. Direkten dönen bir top. Penaltı sonrası direkten dönen top. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sağlık olsun. Tabii ki lig daha yeni başladı. Ve 5-0'lık bir skorla tabii ki geriye düştü takımımız. Maalesef oyuncularımızın almış olduğu pozisyon, durmuş oldukları nokta son derece çok dağınık. Oyuncu takip etme konusunda yetersizler. Özellikle bu gece kondisyon olarak Ege Mert ve tabii ki burada evet, kalecimizden Talas Oyak'a. Evet, son derece süratli oyuncuları dediğim gibi. Evet, rakip oyuncu topu elle müdahale ettiği yerde dirseğine çarpan top ve tabii ki evet, tekrar vuruşla başladı oyunumuz. Tabii ki burada yapmanız gereken ilk yarıda bir gol veya iki gol bulmanız. Gelen o bir veya iki gol futbolun seyrini tamamen değiştiriyor. Rakip ister istemez stres ve baskıya giriyor ve tabii ki mücadeleden tamamen kopabiliyor bazen. Evet, çok süratli oyuncuları var maalesef rakip oyuncuların. Evet, top kameramıza geliyordu, son anda elden müdahale ettik. Kalecimiz de ileri çıktı. Tabii ki 5-0'lık bir mağlubiyet sonra. Ve işte Talas Oyak'tan gerçekten muhteşem bir mücadele.
maalesef bir türlü golü bulamadık. Rakip son derece güzel bir futbolla oyuncularımızı durdurmayı başarıyor ve kontraya çıkmaları da tabii ki farklı. Oyuncularımız ister istemez. Evet. Ege'den gereksiz bir faul hareketi. Yapılmaması gereken yerde boş bir faul. Zaten skor 5-0, yeniliyorsun. Böyle faulleri açıkçası pek gerek yok. Evet, şu anda oyuncu topsuz alanda yerde kaldı ve tabii ki dışarı out'a giden bir top. Evet, kalecimiz Talha Soyuk'la başladı. Maalesef bir türlü bugün topu tutmayı başaramıyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Oyuncularımız da tabii ki gelen gollerden sonra ister istemez motive olarak son derece moralleri bozuk. Evet, out'a giden bir top. Maalesef bir türlü beklediğimiz golü bulamadık. Tabii ki rakip oyuncular da kalenin önünde adeta taştan bir duvar ördüler diyebiliriz. Taktik olarak, fizik olarak da zaten üst seviyedeler. Evet, Ege'den kalecimize gelen bir top. Evet. Gelen gol ve yaklaşık yanılmıyorsam 8 dakikalık bir süre var ve skor 5-1. Evet, şu anda 6 dakika var. Skor 5-0 mıydı? Skor kaç? Evet. Evet, şu anda skor 5-1. Tabii ki 6 dakika var. Gol gelir mi? Tabii ki gol yeriz, yemeyiz farklı. Evet, top tekrar rakipte, korner. Evet, oyuncularımızdan baskı. Tabii ki. Evet, şöyle söyleyebilirim. Bu gece gerçekten canla başla mücadele eden Talha Soyak yapmış olduğu kritik müdahalelerle tabii ki skoru daha düşük olmasını sağladı. Tebrik ediyorum kendisini. Evet, tekrar taç bizde. Hakeme çarptı rakip oyuncudan. Evet, taç bizim tekrar. Evet, bu gece Emrah Çınar ve Ege Mert beklenilen performansı sergileyemediler açıkçası. Çok yavaş kaldılar. Tabii ki bu rakip oyuncuların da süratli olmalarından dolayı ister istemez bizim oyuncuların da onlar karşısında. Evet. Evet, işte gördüğünüz gibi oyuncularımız kale dibinde boş kaleye gol atmayı başaramıyorlar. Gördüğünüz gibi iki defa kale önünden dışarı giden top, bir türlü gol atmayı başaramadılar. Tabii ki futbolda atamasan atarlar diye bir kural var. Ve oyuncumuzdan tekrar kornere giden bir top. Evet, taş vuruşuyla
Sektör oyunu başlattı rakip oyuncu. Evet, uzaktan şut denemesi. Out'a giden bir top. Kerim tekrar Emrah'la başladı. Evet, Tahir Soyak. Evet. Evet. Evet, Ali Bulut'tan güzel müdahale. Evet, maalesef kontraya çıkan oyuncularımız. Aynen hakem Kolina'ya benziyor. Tabii ki çok çekişmeli maç. Skor 5-1. Gerideyiz. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu akşam oyuncularımız çok aşırı derecede faullü oyun sergilediler. Oyun ortaya koydular. Özellikle Tahir Soyak. Ve tabii ki bazen de ister istemez taktiksel fauller de gerekli. Ama şöyle bir şey var. 6 faul bir penaltı demek. Tabii ki ona da dikkat etmemiz gerekiyor yine. Evet, yaklaşık bir 3 dakikalık bir süremiz kaldı yanılmıyorsam. Evet, şu anda Mustafa'da top. Evet, Kerim'den tekrar Mustafa'ya. 63 numara Mustafa. 6 numara Kerim'de top. Evet, dışarı giden bir top. Gerçekten rakip bu gece muhteşem bir oyun sergiledi. Tebrik ediyorum rakibi. Evet, taça giden bir top. Rakip oyuncular taç vuruşuyla oyunu başlatacaklar. Evet, topu yere koydu ve oyun başladı. Skor 4-1. Evet müdür, ben de sevmiyorum ama maalesef skor 5-1'lik bir yenilgi. Açıkçası bugün verilecek bir gaz kalmadı. Bugün oyuncularımızın performansı son derece kötü. Özellikle 3 tane oyuncumuz bu gece nefes nefese. Evet, gördüğünüz gibi Tahir Soyak, Ege Mert ve Emrah Çınar bu gece performans olarak son derece düşüktüler. Tabii ki bunun nedeni de rakip oyuncuların çok süratli olmalarından dolayı ister istemez bizim oyuncularımız da karşılarında yavaş kalıyorlar. Evet, uzun oynanılan bir top ama maalesef kalecinin erken müdahalesi sonrası tabii ki son anda, evet, Tahir'den şut denemesi ve maalesef korner. Oyuncuya çarpan top dışarıya gitti. Sağlık olsun. Evet, skor 5-1. Evet, Emrah'tan şut denemesi uzaktan ve tekrar rakip oyuncuya çarpan top bizim ceza sahasından tekrar taca çıktı. Şu anda Emrah ileri oynadı. Evet, tekrar taç bizim. Yaklaşık 1 dakikalık bir süremiz var. Skor 5-1. Maalesef yeniliyoruz. Ve tabii ki kalecide gördüğünüz gibi taktiksel olarak kaleci topa giderken tekrar topu bıraktı ve geri döndü. Hey Ermen! Evet, Emrah'tan arkadan sert bir müdahale. Tabii ki bizler bu canlı yayını çekerken eleştirilerimizi yapmamız lazım. Hangi oyuncunun nasıl futbol sergilediğini tabii ki dile getirmemiz gerekiyor. Evet, ve hakemin son düdüğüyle gecenin maçı 5-1'lik skorla alınan bir mağlubiyet.
tebrik ediyorum her iki takımı da. Tabii ki oyuncularımız bu gece son derece kötü bir oyun sergilediler. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Skor tabii ki 5-1. Geçen hafta almış olduğumuz mağlubiyet ve tabii ki bu gece de yine bir mağlubiyetle geceyi sonlandırdık. Tabii ki şöyle tribüne de dönelim. Oyuncularımız da burada. Burak, sizden inşallah cuma günü galibiyet bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Rakip kim? Türk takım mı yoksa? Türkler mi yoksa? Faslı mı? Bizde bir Burak Balcı eksikti. Evet, bizim oyuncularımızdan dizinden sakatlanan Burak Balcı maalesef. Yaklaşık yanılmıyorsam bir 6 ay sahalardan uzak kaldı. Evet. Ekranımızı çeviriyoruz ve tabii ki geceye son noktayı koyuyoruz. Oyuncularımızı da alalım. Evet. Emrah, sen soyunma odasına git. Röportaj falan almıyorum maalesef. Gel bakalım Emrah. Erman. Erman da çek. Erman. Ya çekin. Ya sağ ol. Erman. Interview. Evet Emrah. Biraz tabii ki canlı yayında senin hakkında birkaç kelime kullandık ister istemez. Bunu tabii ki sonradan yayını izlediğinde İyi duyacaksın. Kötüsü de var, iyisi de var. Canım bu futbolcular için her zaman illaki var. Ne diyorsun? Alınan bir skor, 5-1'lik bir mağlubiyet. Beklenmedik bir skor, evde oynanılan bir maç. Maça iyi başladık ama... Evet, maça gerçekten çok güzel başladınız. Ama adamlar gördüğün gibi 10 kişi gelmiş. Evet, genç olmaları ve surat olarak bizden tabii ki... Tabii bizde Yusuf Altun yeni katıldı ama... Evet, yeni bir oyuncumuz vardı, yıldız oyuncumuz Yusuf Altun. Onu da attı, ama evet, attı. Yeni geldiğinden fazla... Evet. Yani takım tanımadığından fazla etkili olmadı ama yine maçına iyi maç çıktığı için aynen. İlk maçına çıktığı için o da biraz tabii ki ister istemez. İlk maç olduğu için biraz sıkıntılı oldu. Anlaşmada, ara paslarda sıkıntı var. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Gelecek yani tabii ki önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah. Daha çok maç var. Yani biz lige yeni başladık. 3. maç yanılmıyorsam değil mi? 3. maç. Bir galibiyet, evet. 2 mağlubiyet. Evet, ama zor takımlar oynadık yani. Bundan evet. Sonra galiba kötü. Evet, biraz daha sonra dengemizi oynayacağız da. İnşallah. Ya 2 mağlubiyet aldık da İkisinin normal... Evet, yani... rakipler gerçekten son derece güçlüydüler. O bir gerçek, onu biz de biliyoruz. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. İnşallah bir sonraki maçta görüşürüz. Seni soyunma odasına gönderelim. Evet değerli dostlar, bir sonraki maçımızda haftaya tekrar görüşmek üzere. Liposlu'nun maçını haftaya tekrar yine YouTube kanalımızdan canlı yayını gerçekleştireceğiz. Ve bir diğer takımımız Kosov-Lirin maçı. Cuma günü Belçika saatiyle 21.00'da. YouTube kanalımızdan canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, saygıyla kalın. Unutmayın, cuma akşamı Belçika saatiyle 21.00'da Kosov-Lir maçında görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Evet, oyuncularımız. Evet, burada geceye son veriyoruz. 5-1'lik bir mağlubiyetten sonra tabii ki ister istemez yeni yıldızımız. Tebrikler. Gecenin şeref golü senden geldi. Vallahi helal olsun. O da iyidir. Boş ver. Aynen. Evet. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.